Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Kia Sportage'i inceleyeceğiz. İnanlar ikinci eldeyiz. Kendilerine bu imkanı sağladıkları için teşekkür ederim. Aracımız 1.6 litrelik dizel üniteye sahip ve Elegance Plus donanıma sahip. Sportage benim SUV segmentinde beğendiğim bir otomobil. Yeni kasası gelmeden önce de bu kasayla ilgili detaylara birlikte bakalım isterseniz. İkinci elde çokça tercih ediliyor bu kasası. Ön tasarımla başlayacak olursak önden Kia'nın tasarım genlerini taşıyan bir otomobil. Burada mercekli farlarımız yer alıyorlar. Sinyalleri de üzerinde. Aşağı doğru indiğimizde burada bir sis farımız. Kromajlı parça çok fazla var. Kia'nın sevdiği bir şey. Altta burada kromajlı bir eklentimiz. Yine Kia'nın ön tasarım formunda logonun altındaki ızgarası. Seat'te, Rio'da vesaire görebildiğimiz gibi. Aynı. Hepsinde aynı. Altta arazi vurgusu açısından güzel bir aksesuarımız var. Kromajlı, grili, siyahlı. Hareketli bir ön tasarımı var. Işık kötü olduğu için yan tasarımı arka çaprazdan alacağım. Çok düz bir yan tasarımı var. Çok güzel, böyle pürüzsüz, saf bir yan tasarımı var. Ben beğeniyorum bunu. Jantlarına bakacak olursak 17 inçlik 225-60-17 ebadında jantlarımız var ve konturlu alüminyum alaşımlı jantlarımız yer alıyor. Siyahla krom bir kontur, elmas kesim. Güzel duruyor, hoş duruyor. Kapı kollarımızın üzerinde yine krom detaylar ve kapı çerçevesinde de krom detaylar var. Yine aynı şekilde tavan raylarımız da krom. Arka tasarımında bütünleşik stop tasarımına sahip olan otomobilin makyajla birlikte bu stop tasarımı da biraz daha değişti. Bagajı açabilecek miyiz? Burada bu arada bir geri görüş kameramız yer alıyor bagajda. Bagajı açtığımız zaman genişçe ve güzel bir bagajı var. Bagaj rafının altında iki katlı olarak kullanabiliyorsunuz. Burada da yine göz olarak kullanabilirsiniz burayı. Bagajın içinde burada bir hoparlörümüz yer alıyor. Herhangi bir fileli gözümüz yok. Burada LED bir aydınlatmamız var. Bagaj plastiği kaliteli. Bagaj plastiği güzel. Elektrikli bagaj yok. Dolularında yani Prestige Plus'larda, Prestige'lerde vesaire var. Bunda yok. Bagajımızı kapattık. İçeri doğru ufak ufak geçmeden önce arkada da yine bu araçta aksesuar paketi var bu arada. Şu difüzör vesaire gördüğünüz gibi. Bu arabalarda şunu sevmiyorum. Yani sinyal ayrı ya. Biraz garip oluyor. Onun haricinde arka tasarımı çok güzel bence. İçeri doğru ufaktan geçelim. Sağdan gel istiyorsan. Anahtarsız giriş ve çalıştırma bu araçta mevcut. Kapı üstlerimiz böyle ilk bakışta sert gibi gelen ama yumuşak plastik malzemeyle kaplılar. Buralar deri kaplı, buralar deri kaplı yine. Krom bir kapı kolumuz mevcut. Ön iki camımız tam otomatik. Yine katlanır aynamız mevcut. Ayna ayarlarımız, arka cam kilitlerimiz vesaire burada. Burada kapı içi gözlerimiz yeterli seviyede. Burada güzel bir bardaklık kısmı bir de gözü var. Buraya da bir uyarı koymuşlar. Turbo şarjlı araçları da çalıştırdıktan 30 saniye sonra hareket edin diye. İç mekan olarak gayet sade bir iç mekanı var. Elektrikli bir bel desteği var. Koltuk ayarı manuel. Şimdi içeri doğru geçeyim ufaktan. İç mekanda güzel 3 kollu bir direksiyonu var. Kulakçık yok bu arada. İlk o gözüme çarptı. Düz bir tasarımı var. Böyle dümdüz sanki buradan preslemişsin gibi. Göbek dışarı çıkmıyor. Burada bu arada sunroof açık diye uyarıyor. Bakın şu an dikkatimi çekti. Sunroof açık uyarısı var. Güzel bir direksiyon tasarımı var bence ama airbag bir tık daha küçük ve dışa doğru olsa güzel olurdu bence. Burada hız sabitleyici butonlarımız yer alıyorlar. Burada da multimedya kontrolleri var. Bu yanda Kia Hyundai grubu seviyor bunu. İşte sigorta kutusu kapağına füz yazmayı güzel oluyor. Burada start stop kapatma butonumuz var. Traction kontrol sistemi kapanmıyor. Göstergelerimiz oldukça sade. Çok sade bir gösterge panosu var. Hız, devir ve ortada bir ekranı var. Onun kontrollerini de buradan yapıyorsunuz. Anahtarsız çalıştırma ve giriş mevcut demiştim. Anahtar halkadan alıyor doğal olarak. Yine sevdiğimiz uçak kolu tarzında bir vites topuzu var. PRND 7 ileri çift kavramalı şanzıman var. Burada çift bölgeli dijital bir klimamız var. Klima tasarımı çok hoş. Bu arabanın makyajsızında öyleydi. Makyajda da var mı bilmiyorum. GT Line Prestige falan alırsan koltuk soğutma falan da geliyordu. Bunda koltuk ısıtma da yok.
Ekran kontrollerimiz burada yer alıyor. Ekransa buraya gömük vaziyette. Tasarım olarak şu kokpit tasarımını ben çok beğeniyorum. Yani sportajın iç mekanı gerçekten güzel. Gerek malzeme kalitesi olsun, buralar yumuşak. Şuradan sonra sertleşiyor. Gerek duruşu olsun vesaire güzel. Burada iki bardaklığımız var böyle kolda yamadayken tam elinizin altında falan. Yokuş iniş desteği görüyorum. Sürüş montları, otohold ve elektrikli park freni var bu araçta. Burada bir çakmaklık, bir 12 volt soket ve bir USB mevcut. Burada da güzel bir göz var. Altı böyle kaplı. Burada yine anahtar, bozuk para vesaire koyabileceğiniz bir göz var. Kol dayamasının ileri geri ayarı yok ama zaten gerek de yok açıkçası. Zaten vites topuzuna yetişiyorsun, bardaklığa yetişiyorsun, klimaya yetişiyorsun kol dayamadayken. Daha ne istiyorsun? Buradan kol dayamamızın içi genişçe, güzel ve halı kaplamalı. Yukarıda bir gözlüklüğümüz var. Bu da gayet güzel. Altı kaplamalı. Yumuşak kaplı bir de bak. Öylesine bir kaplama değil. Gözlüğü çizmez yani. Cam tavanımız var. Genişçe. Açılabilen geniş bir cam tavan var. Açılma mesafesi çok geniş. Bir de full cam tavan. Bu da güzel bir ferahlık. Burada otomatik kararan bir iç dikiz aynamız var. Güneşliklerimiz de yine Hyundai ve Kia grubunda olduğu gibi açma kapatmalı ışıklarımız var. Sunroof kontrolleri burada yer alıyorlar. Arkaya doğru şimdi ufak ufak geçelim. Arka kapılar çok büyük ve geniş açılıyorlar. Arka kapılar çok büyük değil mi? Burada bir tek tuşla koltuk getirme butonumuz var. Tut koltuğu açayım. Aç koltuğu. Koltuklara geleceğim ama şimdiden söyleyeyim, koltuklar çok yatık. Neyse. Kapı üstlerimiz burada sertleşiyor. Sert plastik. İçi deri kaplamalı. Gayet güzel. Burada ufak cebi gözümüz var. Sadece bir bardaklık koyabilirsiniz. Arka yaşam alanı çok geniş görüyorum. Öyle mi gerçekten? Öyle. Şimdi içeriye doğru geçeyim ufaktan. Kapıyı da kapatayım hatta. Burada bir karıştan daha fazla bir diz mesafesi var. Yayvan yayvan oturuyorum. Bir de normal otursam şöyle bir karışı hayli hayli geçen bir diz mesafesi var. Baş mesafesi olarak, yani cam tavan olduğu için biraz daralıyor ama cam tavan olduğu için aynı zamanda ferahlıyor da iç mekan. Burada güzel filelerimiz var, böyle kendini güzel toplayan. Havalandırma menfezlerimiz yer alıyor. 2 adet, 1 adet USB, 1 adet 12 volt var ya, bunların böyle kapaklı olması güzel. Ortada şaft tünelimiz yok, 3. yolcu çok rahatlıkla oturabilir ve aynı zamanda kol dayamamız var. Bagaja erişim yok. Bagaja erişime gerek var mı? Al bagajdayım. Çok alan gidiyorum ben. Üçüncü emniyet kemeri şurada. Direkt airbaglerimiz, burada askılarımız mevcut. İki tane oğlum bunlara bak. Birini şuraya, birini şuraya takıyorsun. Bak şuraya. Neyse. Arka dönene genel bakışımız böyle. Aracın iç mekanı gerçekten çok hoş. Ve malzeme kaliteleri de güzel. Koltuk derileri, deri kumaş bu arada koltuklar. Onlar da güzel. Kia Sportage'dan aktaracaklarımız da bu kadar. Hadi dışarı çıkıp kapanışalım. Bu videomuzda Kia Sportage'ın 1.6 litrelik dizel üniteli motorunu inceledik. Siz Kia Sportage hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.